Diyelim ki bir sınava girdiniz. Sınavdan çıkınca yani yaptığınız soruları değil de yapamadığınız soruları daha iyi hatırlarsınız. Onun gibi bir şey. İşte bu yarım kalan aşk da öyle. Peki ya o bıraktığı kişi aynı kalmamışsa? Bir yabancıya dönüştüyse? 15 yıl uzun zaman yani. İnsan değişir, dönüşür, normal şeyler. Peki ya bir başkası 15 yıl önceki ilk aşkına benziyorsa? Hem de hiç tahmin etmeyeceğin birisi. Sakar, aklı beş karış havada, hafif çatlak. Ya o kişi ilk aşkı gibi bakıyorsa, onun gibi gülümsüyorsa, onun gibi hissettiriyorsa, yani ya benim kuzenim ilk aşkını bir başkasında görüyorsa, hem de hiç tahmin etmeyeceği, aklından bile geçirmeyeceği birinde. O zaman ne yapmalı kuzenim? Yani çocuğun canı çok yanıyor. Ben de ona yardım etmek istiyorum haliyle. Ne demeliyim ona? Şimdi Yiğit Bey, siz o kuzeninize deyin ki çok da şey yapmasın. Yiğit de kalbinin sesini duymaya başladı artık. Sadece farkında değil. İstanbul'a yakın plajları mercek altına alacağız. Bu yüzden bir ekip Şile'ye gidecek ve geceyi orada geçirecekler. Örnek fotoğraflara ihtiyacımız var. Konseptin belirlenmesi, notlar vesaire. Yiğit Bey? Yiğit Bey. Evet, evet. Bu geziye ben de sizinle geleceğim. Tamam. Ayrıca kullanacağımız ürünlere göre mekanın düzenlenmesi gerek. Bu yüzden Cemal de bizimle gelecek. Ben de. Ben de Neşe Hanım. Ben de geliyorum. Nedir? Aa, öyle mi konuşuyorum ben? Öyle mi konuşuyorum? Öyle mi konuşuyor canım? Öyle mi konuşuyor? Konuşuyorum. Aa. Tamam Muket, tamam. Sen de gelebilirsin. Pestini çıkartırım ama. Gel. Dosya.
merhaba. Dün için özür dilerim. Benim seninle konuşmam lazım. Peki. Tamam, ben birazdan çıkıyorum. Geri sana bildiririm, tamam? Peki. Görüşürüz. Oldu, görüşürüz. Dosya bende kaldı. Yorgun gözüküyor. Michael, ayıp. Ne? Aa. Aa ne? Evet. Bakayım, mükemmele yakın, neredeyse geçmiş. Geçmiş olsun. İyiyim zaten, yani ben gayet iyiyim. Kimin sayesinde acaba? Tamam, senin sayende. Tamam, söylettirdin. Tamam, teşekkür ederim. Mesela diyorum ki senin şu kafanın yarısını, tamam mı? %50'sini tıraş etsek, bu kalan trip yapsak falan. Olur mu? Sana da bir şey yapabiliriz aslında. Mesela? Mesela. Ah! Uzamış. Michael. Dur, dur. Abi bak, fiziksele giriyorsun. Çekmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Düşünürken çekiyorsun. Ha, hani? Şey diyeceğim. Böyle çekiyorsun. Acımıyor. Şimdi mi acıyor? Aynı şey mi? Orada düşünüyorum ben ya. Sen fiziksele giriyorsun. Niye? Ben sana fiziksele giriyor muyum? Yalanlaş. Allah'ını sevesin ya. Yalancı. Ben de seni arıyordum. Kahve makinesi nasıl? Yaşayacak mı? Yoğun bakımda. Yani çok ufak bir ikili tuşu kaldı. Ondan sonra eskisinden daha iyi bile diyebiliriz herhalde. Eskiden sadece kahve yapıyordu değil mi? Şimdi bir onu yapmıyor artık. Çok komiksin Gazi. Çok. Harikasın. Harikayım. Sana ya. Böyle olmaz. Çok kötü şeyler oldu. Nasıl? Uykusuzum. Neden? Sıkıntı büyük. Nerede? Gel. Ne oluyor? Gazi, bu ne? Neşe Hanım'ın kahve makinesi. De. Artık bir uzay aracı. Sen ne yaptın Gazi? Ben çok kötü şeyler yaptım Deniz. Bir şey soracağım. Ne zaman kahve yapacak? Öyle bir derdi yok. Deniz, ocağına düştün. Bana yardım et. Senden başka bana kimse yardım edemez. Tamam. Sakin ol, tamam mı? Tamam. Şu anda senin için düşünüyorum. Sen bu ofisin en zeki kızısın. Zekanla düşün. Buldum. Ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum? Gidiyorsun. Bu makinenin aynısını alıyorsun. O kadar. Çok zekice ya. Vallahi hiç benim aklıma gelmemişti. Ya ben de bu makineyi alacak para nerede? He? Ay sonunu zor getiriyorum ben ya. Ben bittim deli kız. Hepsi bunun yüzünden Deniz. Bu tornavidayı da elime almayacaktım. Zor günler için bu, zor günler.
Şunlar cebi, görüyor musun bunu? Bak, minnak cep. Ben paraları büküp oraya koyuyorum, unutuyorum. Böyle zamanlarda aklına geliyor işte bu. Ha yok 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 Deniz. Vallahi hayatta almam. Yok yok vallahi almam. Bak, bir dakika, hayır bu sefer ben. Bir dahaki sefere sen. Ben itiraz istemiyorum. Ya ayıptır ya. Hayır, içime sinmez. Tamam. Sonra şey yap. Tamam. Bitti. Teşekkür ederim ya. Ya bu olmaz ki böyle şeyde. Sen gerçekten melek gibi bir kızmışsın. Ya. Bunu hiç unutmam. Gerçekten unutmam. Tamam. Ben gerek yok ya. Laf olmaz. Sen şimdi git. Tamam mı? Hemen git. Ben senin yokluğunu hissettirmeyeceğim. Çaktırmayacağım. Allah razı olsun. Bak, aşk yakar. Sakın aşık olma. Ah Neşe Hanım, ah beni ne hallere düşürdün ya. Sonuç pozitif. Nayla, stajyer, sevgililer. Mühim değil Cemal. Artık bir önemi kalmadı. Ay. Yine de teşekkürler. Rica ederim. Evet, bayağı iyi. 37 derece. Aferin sana. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benim başarım. Daha bitmedi. Bir şey daha var. Aa, yok. Ne o? C vitamini. Hiç C vitaminine benzemiyor yani. Başka bir şey. İçmem ben onu. Neye benziyor? İçmem ben onu. Çocuk musun ya? İçmeyeceğim. Allah Allah. Sen ağzını ne? Aç. İçmem ben onu. Aç, dökerim. İçmem ben onu. Ördek gibi. Şuna bak. Hop. Gidiyorum. Aa, iyi. Mesai bitmişti. Zaten bitti, ben çıkıyorum. Yani çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. İyi geceler. Gece değil ki. Tamam. Bilmiyorum. Selam Zuzu. Merhaba Zuzu. Gelsene. Gel. Aa. Ne oldu sana? Dur bir bak bakayım bana. İyi değilsin sen. Meriç mi yoksa? Meriç mi üzdü seni? Meriç beni üzemez biliyorsun. Başka biri mi? Erkek meselesi olduğunu nereden biliyorsun? Nereden mi biliyorum? Anlıyorum İrem. Sen benim arkadaşımsın. Ben senin her hareketini anlıyorum. Böyle bakınca anlıyorum işte. Konuşuyorduk. Uzun zamandır da konuşamıyoruz. Sabahlara kadar gıybet yapıyorduk seninle. Ne güzel. Özledim ben. Hafta sonu falan yapsak ne dersin? Tabii canım. Şimdi seni zorlamak istemiyorum zaten konuşmak için. İyi geceler. İyi geceler. Sen üzülünce ben de üzülüyorum. Senin neyin var ya? Dönüp bakar acaba kim var orada diye. Sen niye kaçtın ya bu çocuklardan? Nasıl ya?
Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Var. Sana anlatmak istediğim bir şey var. Ama daha sonra. Daha sonra sana her şeyi anlatacağım. O zamana kadar biraz beni bekleyebilir misin? İyi olmayı düşünüyor musun peki? İyi olman biraz zor. Ne olduğunu bilmiyorum ama fazla oyalanma, tamam mı? İyi ol. Tamam. Tamam, söz. Senden şüphe ettim Deniz. Seni sakar bir stajyerle kıyasladım. Özür dilerim. Allah Allah. Arkadaşlar. Masamda bir soğan buldum. Neden acaba? O soğan. O soğan çekim için. Yalnız dikkat et çünkü o soğan 1 milyon dolar değerinde. Ha ha ha, çok komik. Şu soğan başında daha fazla zeka var, yemin ediyorum. Deniz, şu dosyalar Yiğit Bey'e gidecek. Tamam. Kafama atsaydım. Buyurun Yiğit Bey'in ofisi. Kendisi şu an burada değil. Tamam. İyi günler. Hafifletecektir. Soğan Bey. Herkese günaydın. Günaydın Yiğit Bey. Günaydın. Günaydın.
Gezi'ye gidecek ekibi 10 dakika içerisinde aşağıda istiyorum. Benim arabayla gideceğiz. Duydunuz Yiğit Bey'im. Herkes işlerini toparlasın. 10 dakikaya aşağıdayız. Buket, Cemal. Michael. Hani benim şey 3 tane dilek hakkım vardı ya. Ne? Dilek mi? Hatırlamıyorum ben öyle bir şey. Hiç. Neyse işte bir tanesini bu akşam kullanacağım. Neden bahsettiğini anlamıyorum şu anda gerçekten. Hiç. Hiç şaşırmadım. Ben bunu Yiğit Bey'e götürürüm. Ama bir şartla. Senden 3 dilek hakkı isteyeceğim. Ben Deniz Aslan, Tuna Ertürk'ün 3 dilek hakkını. Her ne koşulda olursa olsun. Şerefim, haysiyetim, onurum, akbilim. Kapatır mısın ya? Nedir bu? Sen benim sesimi mi kaydettin? Benden habersiz, ben konuşurken. Alçak. Ne istiyorsun? Sen bu akşamı boş bırak, ben bir şeyler düşünüyorum. Hareketler nedir? Ne bu hareketler havalar ya? İyi ki bir ses kaydetmişsin. Tamam, tamam, tamam. Tamam dedim ya. İyi akşamlar. Ay iyi akşamlar. Aa. Tan 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 tan. Hello kirveler. Yapamaz dediler. Yaptı. İmkansız, bu senin haddin değil deli çocuk dediler. Risk aldı. Ve karşınızda Neşe Hanım'ın yeni gibi kahve makinesi. Bakın, yeni demiyorum. Yeni gibi. Neşe Hanım, kahve makineniz. İkinci yeni. Ah be Gazi. Şimdi bunun yeni modeli çıkmış. Ben de dün gidip onu aldım. Yani buna gerek kalmadı. Ama yine de çok sağ ol. Ama ben Neşe Hanım... Bak şimdi sana ne diyeceğim. Bu senin olsun. Benim sana hediyem olsun. Olur. Tamam. O ses ne? Kalbimin kırılma sesi. Ben mi alayım? Gazi birinin ayağına batar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.